Büyükçekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri, Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan, gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Ülkemizin bir açık hava müzesi niteliğindeki tarihi ve doğal güzellik zengini şehirlerinden biri Erzurum. Bu büyük şehir kahverenginde bir asaletin eşlik ettiği görkemli dağlara komşu. Erzurum Ovası üzerinde 3200 rakımlı Palandöken Dağları'nın eteklerinde. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte kurulu Erzurum, dünyanın bu yükseklikte kurulmuş birkaç şehrinden biri olmak gibi bir ayrıcalığa sahip. Şehir topraklarının bir kısmı Karadeniz, bir kısmı ise Doğu Anadolu bölgesinde yer alıyor. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren bir yerleşim yeri olmuş Erzurum. Yaklaşık 760 bin kişilik nüfusuyla Doğu Anadolu bölgesinin en kalabalık üçüncü ili. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan şehir, sahip olduğu yüz ölçümüyle de ülkemizin enleri arasında. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve pek çok medeniyetin hakimiyeti altına girmiş olan Erzurum toprakları, Saltuklular Beyliği'ne de başkentlik yaptı. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Dadaşlar Diyarı. Ülkemizin en yüksek şehri. Ezgi ezgi bardır Erzurum. Binbir hatimlerle göğe yükselen duadır. Kop Dağ şehitliğinden bir ağıt yükseliyor. Hınız Kanyonu'nun yüksek kayalıklarına çarpıp yüreğimizde yankılanıyor. Tarihi camilerle adeta donanmış olan şehir, aynı zamanda türbeler ve kümbetler bakımından da oldukça zengin. Sert bir karasal iklimin hüküm sürdüğü Erzurum soğuktur. Hem de nasıl. Ama kar öyle çok yakışır ki bu şehre. İkliminin soğukluğunu yumuşatır, dadaş yüreklerle kıtlama usulü içilen çay eşliğinde edilen sohbet. Adı üstünde. Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır Erzurum. Emrah, Sümmani, Reyhani, Mevlüt İhsani, Mustafa Ruhani, Nihani, aşıklık geleneğidir. İnsan olmanın her hali
ezgi olup yükselir aşıkların tezenelerinden. Leb değmezle yüreklere değer bu sözler, bu ezgiler. Erzurum Kongre binasından yükseldi, yedi düvele meydan okuyan tokat gibi sözler. Vatan bir bütündür, bölünemez. Manda ve himaye kabul olunmaz. Millet direnecektir. Milli güç ve milli irade temel ilkedir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi için geldiği şehirde arkadaşlarıyla birlikte yerleşip 52 gün kaldığı tarihi konak günümüzde Atatürk Evi Müzesi olarak kullanılıyor. Nene Hatun'dur Erzurum, örnek olmaktır, vefadır. 20 tabyasıyla bir tabyalar şehridir. Yiğitliktir, mertliktir. 2500 yıl öncesinden bugüne tüm haşmetiyle ayakta kalmayı başarmış Erzurum Kalesi bir Saltuklu eseri. Kale, iç kale mescidine minare olarak inşa edilmiş olan saat kulesiyle birlikte yüksekten selamlıyor olgun şehrini. 12. yüzyılda Saltuklular tarafından inşa edilmiş olan kule, saatine ise 1848 yılında kavuşmuş. Üçüncü yüzyılda inşa edilmiş olan Yakutiye Medresesi, bir İlhanlılar dönemi hatırası. Taç kapının süslemeleri, minaresinin sırlı ve sırsız tuğlalarıyla oluşturulmuş desenleri, bugün bir etnografya müzesi olarak kullanılmakta olan kaleyi eşsiz kılıyor. Erzurum deyince ilk akla gelenlerden biridir Çifte Minareli Medrese. Çifte Minareli Medrese ya da diğer adıyla Hatuniye Medresesi'nin taç kapısında soluklanıyoruz. 13. yüzyılda İlhanlılar zamanında yapıldığı tahmin edilen medrese yaşadığımız çağdan koparıyor bizi. Ur kekliği ıslık çalıyor İspir Kalesi'nin üstünde. Yedi yuvarlak kemerli gözüyle bir İlhanlı eseri olan Çoban Dede Köprüsü 128 metre uzunluğunda. Saltukoğullarından kalma bir 12. yüzyıl eseridir Ulu Cami. İçeri adım atanlarını büyüler adeta. Üç kümbetler bir Anadolu Selçuklu emaneti. Bu tarihi mezarlar Erzurum'da zamandan zamana ışınlar görenlerini. Lala Paşa Camisi, ünlü sadrazam Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış bir Mimar Sinan eseri. Cami, Erzurum'da Osmanlılar döneminde yapılmış olan ilk eser olmanın gururunu taşıyor. Öşvank Kilisesi, Gürcü Baratlı Hanedanlığından miras. 970'li yıllardan beri zamana meydan okuyor o da. Dokuzuncu yüzyılda camiye dönüştürülerek Taş Cami adını almış olan Meryem Ana Kilisesi de bir Gürcü Baratlı Krallığı imzasını taşıyor. Kilise iç mekanında İncil'den alınmış sahneler işlenmiş olan freskler kesinlikle görülmeye değer. Kırmızı Periler diyarıdır Erzurum.
Masallardan çıkma bu şehrin, Narman'da bulunan peri bacalarının kırmızısı gözümüzü alıyor ve tabii gönlümüzü de. Bir kuş cenneti olan Tortum Gölü'nün fazla suları Tev Vadisi'ne dökülürken işte böylesi bir güzellik çıkarır ortaya. Üzerinde akbabalar uçuşurken dinliyoruz Tortum'un ruha şifa sesini. Dünyanın üçüncü büyük şelalesi olma gururuna sahiptir Tortum Şelalesi. Şelalenin oluşturduğu dev kazandan insanın yüzüne damlayan damlacıklar yaz sıcağına melhemdir. Bakın gökkuşağı tepelerine, sanki kaymak şekeri. Taş ve ahşap ağırlıklı tarihi Erzurum evleri, içinde bulundukları doğal koşullara uygun olarak inşa edilmişler. Küçük pencereli bu evlerin dış görünüşlerinin sadeliğine aldanmamak gerek. Oltu Kalesi'nin yaşı Urartular kadar eski. Milattan önce 4. yüzyıla uzanan tarihiyle bu görkemli kale birçok medeniyet görmüş geçirmiş. Ah, duvarlarının dili olsa da konuşsa. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış olan Rüstem Paşa Kervansarayı ya da diğer adıyla Taşan, bir Serhat şehri olan Erzurum'u korumak amacıyla inşa edilmiş. İleri karakol vazifesi görmüş olan bir ribat burası aslında. Çıkarılması zordur oltu taşının. Rezervi de azdır. Bu nedenle de çok kıymetlidir. Kolay işlenebiliyor olmasıysa kıymetini daha da arttırır. Maharetli ellerde işlendikten sonraysa ellerde tane tane çekilen sabırdır. Ne çok derde derman saklı bu şehirde, şifadır Erzurum'un balı da. Kültürüne, geleneğine sevdalı Erzurum insanının elinde bir sevdadır cirit. Sporla erdemin kaynaşmış halidir. Şimdi de Hızır İlyas kaplıcalarında şifalanma zamanı. Ya da çimen özü termal suda. Erzurum bir kaplıcalar diyarıdır da. Palandöken Dağı'nın eteklerindedir Abdurrahman Gazi Hazretleri Türbesi. Hazreti Peygamber'in sancaktarlığını yaptığına inanılan Abdurrahman Gazi'nin türbesinin yanına 18. yüzyılın sonunda bir cami ilave edilmiş. Kar bir başka yakışır bu şehre. Bir dağ silsilesi olan Palandöken Dağları'na ise bambaşka. Kayak mevsiminin uzun ve kar kalitesinin de oldukça yüksek olduğu Erzurum'da Palandöken, kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir kayak merkezi. Dünyamızın en uzun ve dik pistlerine sahip kayak merkezi unvanına sahip Palandöken tesisleri, önemli kış oyunlarına ev sahipliği yaptı. Zorluk dereceleri değişen 27 adet pistin bulunduğu Palandöken tesislerindeki devasa atlama tepesinin zirvesi 1995 metre ile nefes keser. Görülesi yerleri, öğrenilecek şeyi çoktur bu şehrin. Sığmaz saatlere. Adım başı yaşanmışlık, adım başı güzellik bu şehir. Eksik bile söyledik biz. Çekmek
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamlarıyla geldiğimiz Erzurum'a veda zamanı. Cağ kebabından, İspir fasulyesinden, demir tatlısından ve civil peynirinden tatmadan dönmüyoruz tabii. Buradan topladığımız selamlarla dolu dolu yaşanan bu şehre vedamızı ediyoruz hüzünle. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen bu kadim topraklara her mevsim gelmek için o kadar çok sebep var ki.